Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere bu güzel, çok beğenilen çiçek hırkamın ölçülerinden bahsedeceğim. Ben çiçek hırkamı 5-6 yaşa uygun yapmıştım. Sizlere soruları üzerine bir şema oluşturdum arkadaşlar ve yaş olarak kaç zincirle başlamanız gerekiyor, nasıl sayıları ayarlamanız gerekiyor, bunlardan bahsedeceğim. Şöyle kameramı biraz yakınlaştırmak istiyorum. Arkadaşlar, ben videomu detaylı olarak anlattım. Orada kullandığım ipin kalınlığından da bahsettim. Zaten bu hırkamı anlattığım videoda, çekimini yaptığım videoda. Şimdi sadece ölçülerinden bahsedeceğim. Şöyle bir şema oluşturdum. 5-6 yaşa yapmak istiyorsanız eğer, benim kullandığım kalınlıktaki ipler için veriyorum bu ölçüleri. Çünkü ipten ipe, tığdan tığa ölçüler değişiklik gösterir arkadaşlar. Benim kullandığım kalınlıktaki bir ip için tığ numarası 2,5 ya da 3 numara, elinizin sıklığına göre 3 numara da kullanabilirsiniz. Ben 2,5 numara kullanmıştım. Bununla şöyle 71 zincir çekiyoruz. Artı 3 zincir çekiyoruz. Buradaki artı 3 bizim yapacağımız ilk trabzan için geçerli olandır. Kollar için 12'şer tane trabzan. Önler için özür dilerim. Kollarımız için 14. Sırt bölgesi için ise 24 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Trabzanların arasında V çalışmaları oluyor. Şöyle buradaki tüm trabzan sayılarınızı topladığınızda 76 elde ediyorsunuz. Eksi 2, bu eksi 2 arkadaşlar işte V çalışmaları da falan olduğu için tam 74'e düşüyor. 74 zincirle başladığınız zaman 5-6 yaşa uygun hırkamızı oluşturabilirsiniz. Önlere 12 tane trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz. Aynı zincirin içerisine V çalışması yapıyoruz. V çalışması yaptıktan sonra V'nin yine trabzanı birinci trabzan olarak sayarak toplam 14 tane kol için çalışma yapıyoruz. Trabzan 2 zincir çekiyoruz. Aynı zincir içerisine V çalışması yapıyoruz ve V'nin bir trabzanı arka için sayıyoruz. 24 tane toplam trabzan yaptığımızda 2 zincir çekiyoruz. Tekrar bir V çalışması yapıyoruz. Burası da 14. Yine arkadaşlar kol için V çalışması ve 12 de ön için trabzan, ikili trabzan yapıyoruz. Bunlar 5-6 yaş için. 3-4 yaşa geldiğimizde ise önlere 10 tane trabzan. 10-10. Kollar 12-12 ve sırtımız arkamızda 20. Hepsini topluyoruz. 2 eksiği kadar zincir çekiyoruz. 10 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yine 2 zincir çekip bir V çalışması yapıyoruz. Aynı yukarıda tarif ettiğim gibi. Kolları 12 tane yaptıktan sonra 2 zincir çekip V çalışması yapıyoruz. Arkayı da 20 tane yaptıktan sonra 2 zincir çekip bir V çalışması yapıyoruz. Şöyle de yaklaştırıp göstermek isterim. Bir de 1-2 yaş için hazırladım. 1-2 yaş içinde arkadaşlar önlere 8 tane çalışma yapıyoruz. İkili trabzan çalışması. Sonra V çalışması yapıp kol için 10 adet ikili trabzan çalışması yapıyoruz. Yine V çalışması yapıp arka için 16 adet. Tekrar V çalışması, kola geldim 10. V çalışması öne geldim 8. Bunları yine topluyoruz arkadaşlar. Bu sayıyı topladıktan sonra 2 tanesini düşüyorsunuz. Kalan sizin zinciriniz, yani başlangıç sayınız. Ama şöyle size tavsiyem, zinciri 1-2 fazla atabilirsiniz. Çok önemli değil. Şu sayıları oluşturduktan sonra kalan zincir sondan sökülür arkadaşlar. Onu çok fazla dert etmeyin. Yani böyle sayısı sayısına zincir acaba işte tutar mı tutmaz mı diye tereddütünüz varsa zincirin arkadaşlar 1-2 tane fazla atın, problem olmaz. Peki ince iple nasıl yapacağız? Bu benim verdiğim sayılar kalın iple ilgili. İnce iple yapmak istiyorsanız arkadaşlar 1-2 yaş için 8
Trabzan çalışması yaptıysak 2 arttıracağız, 10'a çıkaracağız. Kolları 10'dan 2'ye, 2 arttırıp 12'ye çıkaracağız. Arkası 16 ise 2 arttırıp 18'e çıkaracaksınız. 3-4 yaş için önler 10 ise yine 2 arttırıp 12'ye çıkartacağız. Kollar 12 ise 2 arttırıp 14'e çıkartacağız. Arka 20 ise 2 arttırıp 22'ye çıkaracağız. 5-6 yaş için önler 12, 14'e çıkartacağız. Kollar 14, 16 olacak. Arka 24, 26 olacak. Eliniz çok sıkıysa 3 tane arttırın arkadaşlar. Bu biraz böyle elinizin sıklığıyla da alakalı bir şey. Ben mesela normal örüyorum. Ne çok sıkı ne de gevşek. O yüzden bu ölçüler bende birebir tutuyor. Siz elinizin çok sıkı olduğunu düşünüyorsanız 2 arttırmak yerine 3, hatta 4 bile arttırabilirsiniz. Bu tamamen sizle alakalı. Ben şu an başlangıç sayılarını verdim. Siz oluştururken, örerken arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz. Ben mesela burada örerken kol altına kadar geliyorum. Tahmini olarak ne kadar örmem gerektiğini orada kendim keşfediyorum arkadaşlar. Siz de 1-2 yaş örecekseniz eğer bu kadar örmenize gerek yok. Tabi 1-2 yaş bebeğin kol altı ne kadara denk gelir? Tahminen oraya kadar artırma yapıp ondan sonra kolu birleştireceksiniz. Ya da 3-4 yaş nereye kadar gelir? Buraya kadar gelir. O zaman buraya kadar örüp arkadaşlar ondan sonra birleştirme yapacaksınız. Bundan sonrası tamamen sizin ölçülerinizle alakalı. Sizin yapacağınız bebekle, kişiyle, görselinizle alakalı arkadaşlar. Oraya kendiniz ayarlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok güzel bir çalışma. Keyifle ördüm. Sizlerin de keyifle örmesini diliyorum. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.